Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm. Gün geçmiyor ki tevhid ehli piyasasında yeni bir akide daha türemesin. Biz tabiri caizse reddiye yapmaktan yorulduk, lakin bunlar şüphe türetmekten bıkmadılar. Son günlerde sosyal medyada yüksek sesle yayılmaya çalışılan ve bazı cahillerin de peşine takıldığı bir akideye göre kişi mahkemeye zorla götürülüp kendini savunursa küfür olmuyormuş. Ancak aynı kişi mahkemeye ayaklarıyla gidiyorsa ve bu şekilde kendini savunuyorsa bu küfür oluyormuş. Allah bize afiyet versin. Şurası iyi bilinmelidir ki kişinin tağutun mahkemesinde kendisini savunması ne küfürdür ne de şirktir. Kişi ister ayaklarıyla gitsin, isterse de zorla götürülsün fark etmez. Davayı kendisi açmadığı müddetçe kendisini savunmasında hiçbir problem yoktur. Şayet kişi savunmaya küfür demiyorsa ayaklarıyla gitmeye de küfür diyemez. Neticede bu kişi meşru bir ameli yerine getirmeyi kastetmiştir. Öyle veya böyle her kapı savunma meselesine açılıyor bu konuda. Ve bu da kişiyi dinden çıkartan bir nevakıt değildir. Bazı savunmalar küfürdür, bazıları küfür değildir demek günümüzde ortaya çıkmış yeni bir bidattır. Sahabenin, tabiinin, tebe-i tabiinin, müteahhirinin ve muasır ulemanın yani kısacası hiçbir ehl-i sünnet aliminin kitaplarında değinmedikleri meseleleri kendisine din edilenler şeytanın oyuncağı olmuşlardır da haberleri yoktur. Yine bazı insanlar ise yazılı savunma küfürdür ama sözlü savunma küfür değildir demeye başladılar. İşte bu da fırından taze çıkmış bir şüphedir. Emin olun önümüzdeki süreçte buna da inanan cühela bir zümre ortaya çıkacaktır. Nasıl çıkmasın ki? Bugün insanlar delilleriyle dinlerini öğrenmek yerine YouTube videolarından veya kıylukal fısıltılarından öğrenmeye çalışıyorlar ne yazık ki. Biz daha evvel bu savunma konusuna iyice değindiğimiz için bir daha burada değinip videoyu uzatmak istemiyorum. Aşağıdaki linklerden Tağut'un mahkemesinde savunma yapmaya dair videomuzu, Tağut'a muhakeme meselesine dair videomuzu, ikrah ve mal ikrahı şüphesine dair videomuzu ve savunma konusundaki bir münazaramızı bulabilirsiniz. İmam Ahmed bin Hanbel rahimahullah elbise değiştirir gibi akide değiştirenler yolun sonunda helak olmuşlardır diye boşuna dememiştir. İmam Malik rahimahullah ise kulaklara küpe edercesine şöyle demiştir. Siz siz olun, dininizi yaşayandan değil ölenden alın. Çünkü yaşayanın şerrinden emin olunmaz ama ölenin şerri kesilmiştir. Bu videoyu izleyenlere soruyorum. Siz dininizi yarın akidesini değiştirip değiştirmeyeceği belli olmayan birinden mi almak istersiniz? Yoksa Allah'ın razı oldum dediği, Resulullah'ın cennetle müjdelediği selefi salihinden mi almak istersiniz? Günümüzdeki haricilere göre bu din o kadar karışık bir dindir ki her gün yeni bir konu karşınıza çıkabilir. Ve her an daha Müslüman olmayı başaramadığınızı fark edebilirsiniz. Mütemadiyen yeni yeni öğrendiğiniz bir şeyler için eski akidenizden tövbe eder durursunuz. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Allah bizi selefi salihinin yolundan ayırmasın. Açıklama kısmındaki videolara göz atmayı unutmayınız. Vesselam.